Burası bir zamanlar tütünün başkenti sayılan Adıyaman. Şehir yukarıdan da görüldüğü gibi büyük bir ovanın ortasında genişleyip yayılıyor. Sokaklar ve caddeler de seçim atmosferine çoktan girdi. AKP, Süleyman Kılınç'ın adaylığını açıkladıktan hemen sonra kenti AKP lideri ve belediye başkan adaylarının posterleriyle donattı. Şehirde 2019 seçimlerinde AKP-MHP ittifakı kurulmadı. Kentteki asıl rekabet AKP ile Saadet Partisi'nin adayı arasında geçecek gibi görünüyor. Adıyaman seçim heyecanının en çok hissedildiği illerden bir tanesi. Özellikle de HDP ve CHP'nin Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gerçekten de bu heyecan biraz daha yükseldi. Peki bunun karşısında kim var? AK Parti'nin adayı yani Süleyman Kılıç var. Süleyman Kılıç burada doktorluk yapıyor ve ilk defa bu dönem belediye başkanı olarak aday gösterildi. Şimdi o da çalışmalarını sürdürüyor. Saadet Partisi eski AKP milletvekili ve eski Mazlum Dergi Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal'ı aday gösterdi. CHP ve HDP de daha sonra Ünsal ismiyle birleştiklerini, kendisini destekleyeceklerini açıkladı. Kampanyayı düzenleyenler, Ünsal'ın özellikle CHP ve HDP tabanına tanıtılması için toplantılar düzenliyor. Eski CHP İl Başkanı Murat Ali Bilgiç de bu kampanyanın başını çekiyor. Yani bugünkü toplantımız daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ve kısmen de HDP'ye yakın dostlarımızın aktif siyaset yapmayan, parti dışında kalan, bir şekilde örgütlerde görev almayan dostlarımızın bir araya getirilmesi ve onların bir şekilde bu sürece katılmasını sağlamaya yönelik bir toplantıydı. Siyasal görüşlerine göre Ahmet Faruk Ünsal da kendisini diğer partilerin tabanını anlatmak ve onların oyunu almak için çaba harcıyor. Bu seçim mahalli seçim olmanın ötesinde hükümetin merkezi idarenin genel politikalarına dair kamuoyunun bir anlamda huzuruna çıktığı, kendisini referanduma sunduğu bir seçime doğru gidiyor. Fakat 2019 yerel seçiminde Ünsal etrafında toplananların işi pek de kolay görünmüyor. Özellikle de 2014 seçiminin sonuçlarına bakıldığında. Zira AKP 2014'te %56,5'la belediye başkanlığını kazandı. CHP ve HDP'nin kentte aldığı toplam oy bunun gerisinde. Medyaskop AKP adayı Süleyman Kılınç'a ulaşmak için de yoğun çaba harcadı. Fakat Kılınç kanadından gelen cevap hep olumsuz oldu. Sokaktaki AKP'lilerse Faruk Ünsal ismine sempati duysalar bile Saadet, CHP, HDP işbirliğinden rahatsız. HDP ve Fazilet Partisi çok zıt partiler yani. İkisinin de birbirine zararı olur burada. Peki HDP ve CHP tabanını oluşturan Kürtler ve Aleviler seçimlere nasıl bakıyor? Tercihleri Ünsal'dan yana olabilir mi? Bizim kanaatimiz o ki Ahmet Faruk Bey çok adil bir şekilde davranabilen bir kişiliğe sahip. Biz kendi tabanımızda da çok zorlanmadan bunu anlatabildik. Tabanımız şu anda diyebilirim ki %100 bu durumu benimsemiş. Çünkü 3 parti bir çatı adayı zaten çıkarttılar. Ondan dolayı AK Parti'nin oyları bayağı bir azalır. Yani mecbur ona vereceğiz. Ona vereceğim madem ortak adaysa. Yani ona vermeyi düşünüyoruz. Bir yandan da devreye yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hükümetin tütüne yönelik politikaları giriyor. Tütün pazarında bir soran bina iş diyor. AK Parti Adıyaman'da sıyırıp gitmiştir. Yıllardan beri de oyumu vermiştim ama pişmanım. Pişmanlığımın sebebi şu, Adıyaman halkı bu kadar sahipsiz bırakılmamalıydı. Bu üretici burada zor günler yaşıyor. Ahmet Faruk Ünsal'ın adaylığı AKP'ye giden bir kısım muhafazakar oyu AKP'den alabilir mi? HDP-CHP tabanı seçim işbirliğine ne ölçüde destek verecek? Bu sorular yanıtını seçim günü bulacak. Murat Utku, Medyascope, Adıyaman.